Serkan Çavuş kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili çiçek dostları. Bu videoda sizlerle beraber sukulent çiçeği kesiyoruz ve saksısını değiştiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi Echeveria purpursorum türündeki bir çiçeğimiz var. Ve çok güzel uzun çiçekler açmış durumda. Videoya geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olarak videoyu beğenebilirsiniz. Abone olduysanız şimdi videoya geçebiliriz. Sukulent çiçekleri neden kesilir? Birinci neden, bazı sukulent türleri çiçek açtıktan sonra ölüyorlar. İkinci neden ise çok fazla güç harcıyorlar çiçek açmak için. Eğer sukulentinizin hızlı bir şekilde büyümesini istiyorsanız çiçek açmadan önce çiçeklerini şuradan kesmeniz gerekiyor. Bu şekilde sukulentiniz daha hızlı büyüyecek. Gördüğünüz gibi bunu sizle beraber bir videoda saksını değiştirmiştik. Ve şimdi de tekrar değiştireceğiz. Saksına sığmayarak doldu, taştı. Bu sukulentimiz çiçek açtıktan sonra ölen bir tür değil. Ama hızlı bir şekilde büyümesi için çiçeğini keseceğiz. Bir bahçe bakası yardımıyla çiçeği kesebilirsiniz. Şöyle şu şekilde bitkiye zarar vermeden çiçeklerini kesiyoruz. Zaten sararmaya başlamış. Biz kesmesek bile zamanla dökülecek çiçekleri. Bu çiçeklerin içerisinde tohum var mı bilmiyorum ama dilerseniz toprağa gömebilirsiniz. Belki de çiçek çıkabilir içerisinden. Çiçeklerini kestik. Şimdi videomuzun ikinci aşamasına geçebiliriz. Bu şekilde çok daha büyük bir saksım var. Öncelikle altına normal çiçek toprağı döküyorum biraz. Kökleri çok derine inmeyeceği için en altına bu şekilde çiçek toprağı koyuyorum. Ve sukulentimizi ters çevirip saksından çıkartıyoruz. Bu şekilde köklerini temizliyoruz. Ve altında ölen yapraklarını da kopartıyoruz. Bitkimizin gençleşmesi için enerjisini ölen yapraklara vermesin. Bu şekilde biraz da normal sukulent toprağı koymamız gerekiyor. Kök kısmının altta kalmaması için alt kısmına sukulent toprağı döküyoruz. Ve etrafına da bu şekilde kalan sukulent topraklarımızı ilave ediyoruz. Suladıkça kökleri kendi yerine oturacaktır. Ve bu şekilde saksı değişimimiz tamamlandı. Ve çiçeğimize yeni saksında ilk suyunu veriyoruz.
Sizlerle beraber kanalımız büyüyor arkadaşlar. Masa bahçemiz de sizlerle beraber büyüyor. Gün geçtikçe masa bahçemize yeni türler ekliyoruz. Ve bahçemiz gitgide daha da çeşitleniyor. Hatta masa bahçemize yeni katılan bir türü göstereyim sizlere. Deve tabanı çiçeği. Gördüğünüz gibi. Bu çiçeğin de bakım videoları kanala gelecek. Gelecek videolardan haberdar olmak için abone ol tuşunun yanındaki zil işaretini açabilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bana destek olmak için ve videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.